Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. AŞİT, Anadolu Ajansı muhabirine, proje çerçevesinde helikopterin gövdesinin TUSAŞ, motorlarının TEİ, aviyoninin uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemi ASELSAN, pervaneyi çeviren ana dişli aksamının da Alp Havacılık tarafından üretildiğini söyledi. Genel maksat helikopteri programının çok iyi kurgulanmış bir proje olduğunu vurgulayan AŞİT, şöyle devam etti. Proje kapsamında birkaç yıl önce motor üretimine başladık. Şu an itibariyle geldiğimiz noktada T700TE-701D motorunda yerlilik oranını %51 inç üzerine çıkardık. Yerlilik oranını sürekli artıyoruz. Yerlilik oranı fabrikamızda ürettiğimiz parçaların yüzdeleri arttıkça artıyor. Şu an itibarıyla %50'yi geçtik. Hedefimiz %60'lara doğru çıkarmak. Geriye kalanlarda dişli kutusu, pompalar, kablolar, bujiler, enjektörler. Bunların dışında motorun hemen hemen her şeyini Tİ'de üretiyor hale geldik. Yanma odası dahil ki bu en kritik sıcak bölge parçasıdır, bunu da TE olarak üretiyoruz. Kalifikasyon testlerinin hemen hemen hepsini tamamladık. Son bir testi var, onu da aldığımız zaman artık, yanma odasını sertifikalı olarak da dünya pazarına da General Electric ile anlaşma yapabilirsek onlara da satabilecek duruma geleceğiz. Şu an itibarıyla 47 adet T700TE-701D plakalı yerli helikopter motorumuzu ürettik. Bunlardan 36'sını TUSAŞ'a teslim ettik. Kalanları da kalite, denetim ve test kalifikasyon süreçlerini tamamladıkça sevkiyatını yapacağız. An itibarıyla da neredeyse haftada bir motor üretir duruma geldik. AŞİT, motorları üretmek ile bakım ve onarımını yapmanın ayrı teknolojiler gerektirdiğini belirtti. TE olarak hem üretim hem de bakım ve onarım kabiliyetine sahip olduklarına dikkati çeken AŞİT, dünya genelinde önemli ülkeleri de kapsayan lisans yetkilerinin de bulunduğunu dile getirdi. T700 motorlarının dünyadaki belli başlı bakım merkezlerinden biri haline geldik. Kendi üretmediğimiz T700 motorlarının bakımını da yapıyoruz. Jandarma ve polis teşkilatımızın elindeki bazı Sikorsky'lerin motorlarının bakımlarını yaptık. Hava İkmal Bakım Merkezi ile çalışıyoruz. Onların bazı altyapılarını da kullanıyoruz. Birlikte yapıp ordumuzun, polisimizin, jandarmamızın hizmetine sunuyoruz. Bu motorların üretimini yurt içinde belli bir seviyeye çıkardıktan sonra dünya genelinde lisansımız olan ülkelerde de T700 motorlarının bakım ihalelerine girecek duruma geldik. Şimdi onların hazırlığını yapıyoruz. Dünyadan da artık Türkiye'ye iş getiriyor olacağız. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.